Engin Yapı Kooperatif sitesi İstanbul Avcılar'da 6 bloklu bir site. Yerleşkedeki 2 bina deprem riski yüzünden yıkıldı. Kalan 4 blokta da durum aynı. Kolonlardaki tahribat zaten tehlike çanlarını çaldığını söylüyor aslında. Kooperatif yönetim binaların bir an önce boşaltılması gerektiğini söylüyor. Ancak onlarca kişi hayati tehlikeleri olmasına rağmen oturmaya devam ediyor. Tapularımız yok, almadan da çıkmayız diyorlar. Arkadaşlarımız bugün gerilimin yaşandığı o sitedeydi. Bakın bugün neler oldu. Tamam. Beni 3 defa dövdün ya. Utanıyorum söylemeyi. Üç defa dövdün. Bakın. Var mı öyle bir şey? Yalan söylüyor. Raporunu getirsin. Dövdüğüme dair raporunu getir. Git al getir hemen. Şu bloğun karotu henüz belediyeye sunulmamış. Karot olmamış elimizde gösterdik değil mi? Elimizde diyorlar. Ölcan Bey getirmesin. Karotları getir abi. Karotları belediyeye gidelim bakın. Beraber. Bile bile burada yalan tamam, konuşuyor. Tamam, karotlar ya. Burada bakın. Bir dakika. Tamam diyor. Bir dakika. Riskli bina. Bakın yalan konuşuyorlar. Bak göz göre göre yalan konuşuyor. Çeker misin lütfen? 6 bloktan oluşan Avcılar'daki Engin Yapı Kooperatif sitesi ayakta zor duruyor. 2 blok riskli olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Kalan 4'ü de yıkıldı yıkılacak. Kolonları patlak, demirleri çatlak. Ama yüzlerce kişi hala orada yaşıyor. Gerekçeleri tahliye öncesi tapularını alabilme umudu. Aidat yatırılmıyor bir. İkincisi de kooperatifin var. Alacağımız yatırmıyor musunuz Aidat? Ay olur mu alacağımız var. Hiç hakkı olmadığı halde tapu için de. Yatırdık diyorlar. Bakın o, bir kişi ya. O sorun o değil. Için para yatırdık. Ama bir kişi yatırdık. Sorun o değil. Abi ne yapıyorsun? Tamam. Ne yapıyorsun? Gerek yok. Muhatap olmuyor. Muhatap olma. Ben ne muhatap olayım? Ürkütücü görüntüler binaların hemen girişlerinde başlıyor bile. İşte onlardan bir tanesi bir bloğun girişi ve ana taşıyıcı kolon gördüğünüz gibi tamamen parçalanmış. Kooperatif başkanı tapuya 2,5 milyon lira borç olduğunu, bu para ödenmeden hak sahiplerinin tapularını alamayacağını söylüyor. Emlak vergisi bir. Bakın beni çok iyi dinleyin. Kentsel dönüşüm borçlarını ödemediler, yalan söylüyorlar. O borçlar duruyor, biz yönetim olarak tedarik ettik, biz yatırdık. Herkes... Onların derdi başka, buraya konmak istiyorlar. Buraya konmak, buraya bir... konmak mı istiyorsunuz? Ne gibi konmak istiyormuşum? Buraya konmak. Benim ülken dairem var, niye konuyorum buraya? İspatlasın, bunu ispatlasın kim konmak istiyor? Niye konalım, niye konalım? Bu binayı ayakta tutan en önemli temel kolonlardan bir tanesi de bu. Kolon diyorum ama kolondan eser kalmamış neredeyse. Parçalanmış, demirler çıkmış, yarılmış ve bakın içinde neler var. Deniz kabuğunu görüyoruz. Yani tehlike bu kadar net. Bazı maliklerse borçlarının olmadığını ve tapularını aldığını söylüyor. Evim yıkıldı bir senedir. Kira yardım alamıyorum bunların yüzünden. Mağdurum ben de, kiram arttı şu an. Ne istedilerse verdik yani. Borcum yok diyorlar. Hayır bakın siz bireysel olarak soruyorsunuz. Kooperatifin genel tapu üzerinde borç var diyorum, taciz var diyorum, tedbir kararı var. Tartışmada tansiyon da sık sık yükseliyor. Bu binada oturanlar deyim yerindeyse ölüme meydan okuyorlar. Ne demek istiyoruz? İşte tam da manzara bu. Başka bir kolon ama aynı görüntü ve zaten paramparça olmuş, yere saçılmış. Bunun ayakta durması mucize, yıkılmasıysa işten bile değil. Gerilimde son sözü yargı söyleyecek.